Bartın'da batan kuru yük gemisinde kayıp mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. Son bilgileri alacağız şimdi. O noktaya çeviriyoruz kameramızı. Demirören Haber Ajansı muhabiri Gürkay Gündoğdu karşımızda. Gürkay Gündoğdu, nedir son durum, paylaşabilecek misin bizlerle? Evet, isterseniz bugün özetleyelim bir bu olayla ilgili ne oldu, neler yaşandı. Saat 12 sıralarında Bartın Limanı açıklarında İnkomu sahiline 200 metre ilerisinde Gürcistan'dan aldığı yükü Bulgaristan'a getiren kuru yük gemisi battı. 12 mürettebat vardı bu gemide ve 6 tanesi o battıktan sonra kurtarıldı. 3 tanesi için de kurtarma çalışmaları şu an için devam ediyor. Diğer 3 kişi için ise cesetleri denize görüldü ancak bir tanesi çıkarıldı. O görülen 2 ceset ise denizden henüz çıkarılamamıştı. Dalgalar nedeniyle, kötü hava şartları nedeniyle cesetlere ekipler ulaşamamıştı. Ama bu olayda 3 tane maalesef mürettebatın hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz. Tespit edilen bu tabii. Şu anda da 3 mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor. Ancak tabii ki hava kararması ile birlikte denizdeki aramalara da ara verildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı bir fırkateyle yola çıkmıştı. Arama kurtarmalı çalışmalarına katılmak üzere. Ayrıca bir helikopter de görevlendirilmişti. Ancak şu anda Bartın'da gerçekten bir tipi yağışı var. Oldukça fazla bir kar yağışı mevcut şu anda Bartın'da. Bu da tabii ki çalışmaları zorlaştırıyor. Şu an hava kararmasıyla nedeniyle denizdeki çalışmalar sona erdi ama Bartın sahillerinde İnkum'un Mugada, Güzelcehisar sahillerinde denize kıyıya ceset vurma ihtimaline karşı ekiplerin çok yönlü çalışmaları devam ediyor diyebiliriz. Şu anda toparlamak gerekirse Bulgaristan'a giden bu kuru yük gemisi ağır hava şartları nedeniyle Bartın limanı açıklarına demirlemişti. Burada battığı 12 mürettebatı ile birlikte ve buradaki 6 mürettebatı kurtarıldı. Şu an için 3 mürettebat ise kayıp. 3 mürettebatın cansız bedeni tespit edildi. Ancak bir tanesi karaya çıkarılabildi diyelim ve sözü size bırakalım.